Şimdi 62. sahifenin seslendirmesini yapıyoruz. Bu sahifedeki misallerimiz Ra harfinin okunuşuyla ilgili. Ra harfi ince mi okunacak, kalın mı okunacak? Malumunuz Ra harfi fetha ve damme konumunda kalın okunuyordu, ince olarak kesre konumunda okunuyordu. Peki harekesi olmayınca ne yapıyorduk? Tekrar hatırlayalım kuralı. Ra sakin, makabli yani bir önceki harfi, fethalı ve dammeli ise yani üstün ve ötreli ise ra harfi yine kalın okunması gerekiyor. Peki bir önceki harf, makabli dediğimiz bir önceki harf de sakinse ne yapacağız? O zaman onun da makabline bakacağız. Yine aynı şekilde fethalı ve dammeli ise yine kalın okumak vacip. Peki kesre ise, ra sakin makabli kesre ise esre ince okunacak. Peki makabli de sakin, makablinin makabline bakmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde o da kesre ise yine ra harfini kesre okumak icap ediyor. Ahkam-ı ra ile ilgili tecvid kuralı ileride gelecek ama konumuzu ilgilendirdiği kısım kadar bu şekilde şimdiden bu üç kurala riayet ederekten ince okunması gerekenleri ince, kalın okunması gerekenleri de kalın okumaya çalışalım. Nercu rahmeteke, nercu rahmeteke, nercu rahmetek. Nar değil, ner değil, ikisi de yanlış. Nun ince, ra kalın. Rahme derken oradaki ra da kalın, fetha olduğu için. Bir daha okuyorum. Nercu rahmeteke, a'taynakel kevser. A'taynakel kevser. A'taynakel kevser. Doğrusu bu. A'deyne değil, dayne, onu da demiş olalım. Bir de burada yanlış bir harfe vurgu yapılaraktan anlamsız bir kelime oluşturuluyor. A'tayne kel kevser değil. Birinci kefe vurgu yaparsak böyle bir anlamsız kelime çıkar. Veya mana bile değişebilir. A'tayneke sonra el kevser. Biz sana kevseri verdik. İkinci kefte eğer vurgu değişecekse değiştirilmeli. Veya hiç vurgu yapmadan düz okunmalı. Burada ser değil, ser, ser, fe ince, ra kalın okunacak. Sar, o s harfi ince olduğu, ince olan s harfi kalınlaşmayacak. Bir daha okuyorum. A'taynaka al-kawthar huwal-abtar huwal-abtar huwal-abtar. Doğrusu bu. Hem vasl ederken hem de vakf ederken ra harfini kalın okumak vacip. Vasl ettiğimizde yani durmayıp geçtiğimizde ra harfi dammeli, dammeli halinde kalın okuyorduk. Vakfettik, arizi bir sükun üzerine, zaten sükun üzerine vakfedilir, vakıf kuralıdır. O zaman ra sakin oldu. Ra sakin olunca nereye bakacaktık? Makabline, yani bir önceki harfe. Baktık, o da fetha. Fetha konumunda da kalın okunur, yine kalın okuduk. Bir daha okuyorum. Huvel ebter, huvel ebter. Ve ersele aleyhim. Ve ersele aleyhim.
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ Doğrusu bu. وَأَرْ yanlış. وَأَرْ yanlış. Bir de duraklama yapılıyor. Sekte veya sektecik oluyor. Yani ra'yı kalın okuyacağım derken, sakine hareke vermeyeyim derken, ra'nın üzerinde fazla oyalanmayayım derken, bu hatalara düşmemek için dikkat ederken hiç hesaba katmadığı başka bir hata çıkabiliyor. Ersele şeklinde kelimeyi ikiye bölüyor. Er bir tarafta kalıyor, sele öbür tarafta kalıyor. Anlamsız iki parça. Ersele gönderdi demek bu bütünlük kaybolmadan bir arada okunması gerekiyor. Bir daha okuyorum. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ Doğrusu bu. Yanlışlar neler? Termi olabiliyor, tarmi olabiliyor veya termihim sekte olabiliyor veya ra'nın üzerinde çok oyalanmak suretiyle bir hataya düşülebiliyor. Termi şeklinde fazla tutmamak gerekiyor, oyalanmamak gerekiyor. Him derken oradaki he, bihi derken bu da ha. Bu ha'yı düşünürken termihim olabiliyor. Dikkat edelim. Birincisi alfabedeki he, him diyeceğiz. Sonra bihi demeyeceğiz, bihi. O da bu as harfi. Birisi he, ikincisi ha. Care şeklinde bir hata oluyor. Cim ince bir harf. İnce olduğu için meddi de ince. Med ederken kalın okunur diye bir kural yok. Med harflerinin müstakil olarak inceliği, kalınlığı söz konusu değil. Tabidir. Müstefil olan ince harflerin önüne geldiyse ince istikametinde uzatır. Şayet kalın olan istila harflerin önüne geldiyse kalın istikametinde uzatır. Tabidir yani. Öyleyse burada cim ince harftir. İnce istikametinde uzatacağız. Care değil. Bihicaratin. Bir daha okuyorum şimdi. Termihim bihicaratin. لَخَبِير لَخَبِيرُ لَخَبِير Doğrusu bu. Şimdi dikkat ederseniz vakfettiğimde vakıf kaidesi sükun üzerine vakfedilirdi. Sondaki harekeyi, ra'nın harekesini nazar itibara almıyoruz. Ne olursa olsun sonunu sakin kılıyoruz. Arizi bir sükun durduğumuzdan dolayı geldi. Geçince ortadan kalktı bakın. Böyle bir sükuna arizi sükun diyoruz. Bu arizi sükun met harfinden sonra geldi. Met harfinden sonra geldiği için mette arız yaptım. Dört erif miktarı uzattım ve en sonunda ra'yı ince okudum. Neden? Şöyle cevap vereceksiniz. Durduğumuzdan dolayı arizi bir sükun geldi. Artık ötresine bakmayız. Rum. Onu okumadım ki. Hareket vermedim ki. Öyleyse bir diye bu şekilde kalın duramam. Ra sakin. Ra sakin olunca kuralımız neydi? Bir önceki harfe bakmak. Baktık. Y harfi met harfidir. Met harfi olduğu için gene harekesi yok.
Fetha, kesre, dammeden bir şey yok. E o da sakin demektir o zaman. Öyleyse onun da makabiline bakmamız gerekiyor. B harfi var. B harfinin de harekesi kesre gördüğünüz gibi. Öyleyse ince okunacak. Bir daha okuyorum. Hem vakfederek hem de vasfederek. La habirun la habir. Leyletul kadri leyletul kadri leyletul kadr. Doğrusu bu. Dikkat ettiyseniz yine vaslederken yani durmayıp geçerken zi harekesini vermem gerekiyor. Harekesi kesre olduğu için ince okudum. Ama üçüncü okuyuşta vakfettim, durdum. Vakıf kuralıdır. Dururken hareke üzerine durulmaz. Kadri şeklinde bu şekilde bir duruş doğru değildir. Sükun üzerine vakfedilir. Şimdi ra sakin olunca artık kendi harekesine itibar etmiyoruz. Makabline bakıyoruz bir önceki harfe. Del harfi. E o da sakin. Onun da harekesi yok. Öyleyse onun da makabili olan kaf harfine bakıyoruz. O da fetha. Ha, fetha ve damme olduğunda kalın okuyorduk. Onun için kalın okuduk. Bir daha okuyorum. Leyletul kadri, leyletul kadr. Şehrin şehr. Doğrusu bu. Önce vakfettim. Vakfedince ra sakin oldu. Ra sakin olduğunda makabline bir önceki harfe bakıyorduk. He, o da sakin. Onun makabiline bakacağız. Fetha. Fetha olduğunda, damme olduğunda kalın okuyorduk. Onun için kalın okuduk durunca. Şehr şeklinde. Ama geçtik. Şehrin şehr. Bakın geçerken kesre olduğu için ister bir kesre olsun, ister kesre tenin olsun fark etmez. İnce okudum. İnce okumak zorundayım. Ama vakfederken yine kalın olarak, ra'yı kalın okuyarak durdum. Bir daha okuyorum. Şehrin şehr. Ferrab. 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 Doğrusu bu. Far yanlış. Fer o da yanlış. Fe ince, ra kalın. Buna dikkat ederken fer bu da yanlış. Yanlışlık nerede burada? Ra'yı kalın okuduk. Ra'yı kalın okudun, doğru yaptın ama fe ile ra arasını ayırdın. Ayırınca ne oldu? Met oluştu. Fer, fer şeklinde. Ra'ya hareke vermek de yok. Fero, ferrab şeklinde hareke vermek de yok. Ra'nın üzerinde çok oyalanmak da yok. Ferra şeklinde çok oyalandık, o da hata. Gab yok, ince kalın ayrımına yine dikkat ediyoruz. Halbuki bu ra ince mi okunacak, kalın mı okunacak onun örneklerinden bir kelimeydi. Ama eski gördüğümüz bir konu olduğu için buna da riayet etmemiz icap ettiğini biliyoruz. Ne demiştik? Döke döke değil, toplaya toplaya geleceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Bir daha okuyorum. Ferrab, feterlo, feterlo, feterlo. Doğrusu bu. Fetar yanlış, feter o da yanlış. Tence ra kalın. Sekte oluşturmak da yok. Feter lo. Bu da hata. Diğerlerini doğru okudun ama durakladın. E duraklamak sektedir burada. Bu hataya düşmeden bir daha okuyorum.
فَتَرْضَى فَلَا تَقْهَرْ وَلَا تَنْهَرْ فَلَا تَقْهَرْ وَلَا تَنْهَرْ فَلَا تَقْهَرْ وَلَا تَنْهَرْ Doğrusu bu. Yani şu şekilde bir yanlışlık olmasın artık. Tako. Zaten bu olmayacak. Te ince kaf kalın. Tako. Har şeklinde he kalınlaşmayacak. Yani kaf kalın. He ince. Ra tekrar kalın. Kalın ince kalın olduğu için he sağdan ve soldan kalının etkisinde kaldığından dolayı har olabiliyor. Dikkat ediyoruz. Her şeklinde H'yi ince okuyaraktan R'ya bağlayacağız. Yine aynı şekilde diğer taraftaki ikinci kelimemizde de aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Ve la tenhar değil, her ve iki harfin arasında ayırmadan okuyacağız. Bir daha okuyorum. Fe la tenhar ve la tenhar. بمسيطر 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 Doğrusu bu. بمسيطر değil. Hata nerede burada? Musa dedi. Sattaki kalınlık mime ulaştı. Mu oldu. O da kalınlaştı. Halbuki mim ince harf. Mu, mu. Bunu ince yaparken Musey olma tehlikesi var. Bu sefer sad inceldi, sine döndü inceldiği için. Musa, say, 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 say şeklinde ye kalınlaşmayacak. Say, ye ince. Dir olur bu. Dir değil, del değil ki dir olsun. Da harfi gördüğünüz gibi. Ta harfi kesre durumunda, istila harfleri kesre metni durumunda incelmeye meyyaldir. Hemen burada bakın kendisini gösterdi. Onun için ihtimam gösterip istilasını muhafaza ederek kalın okumamız gerekiyor. Dı. Bu ta harfi kalın olduğu için dur şeklinde ra'nın da kalınlaşma tehlikesi var. Halbuki durduk. Dırın harekesi kesre. Ondan dolayı değil. Ra sakin, makabili kesre. Ondan dolayı ince okuduk. Vaka geçerken gene ince okunur. Bimusaytır değil. Bimusaytır lizi hicr. لِذِي حِجْزِ لِذِي حِجْزِ Doğrusu bu. Kalın okunmamak icap ediyor. Ona dikkat ettik mi? Tamamdır iş. حِجْر حِجْز Bu ikisi de yanlış. Birinci yanlışlığımız nerede? Ra'yı kalın okuduk. İkinci yanlışlığımız nerede? Bu sefer de durakladık, sekte yaptık. Evet, hem ince okuyacağız hem de sekte yapmadan. Yani galgalenin peşine bir sakin daha geldiğinde genellikle bu hataya düşülür. Yani bir aralık, bir sekte veya sektecik oluşur. Bunu oluşturmadan hemen ikinci sakin harfi bağlamamız gerekiyor. Bir daha okuyorum. Lizi hicr بَرْدًا وَلَا شَرَابًا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا Doğrusu bu. Bar değil.
Ber o hiç değil. Bence ra kalın. Bir daha okuyorum. Berden ve la şerabe la yercuna la yercuna la yercun. Bu okuyuşta ilk iki okuduğum ra doğru oldu. Üçüncü okuduğum yanlış oldu. Yanlışlık nerede? İlk ikisinde yercune diye y'yi ince ra'yı kalın okumuştum. Ama üçüncü okuyuşta yar diye y'yi kalınlaştırdım. Hata burada. Öyleyse doğrusunu okuyalım. La yercune inna enzernakum. İnna enzernakum. İnna enzernakum. Doğrusu bu. Şimdi burada iki tane tutma var. İleride gelecek bir konu ama bu mutabakata şimdiden dikkatinizi çekmiş olayım. İnne derken teşdit, malunne enze derken o da ikfa. Her ikisinde de unne olduğu için bir harfin üstüne çıkıp tutmamız gerekiyor. Diğer tarafta zar değil, ra'nın kalınlığından etkilenip zel za'ya dönmeyecek. Zel ince okunacak. Zel ince okurken bu sefer zerne olabiliyor. O da yanlış. Zel ince ra kalın. Bir daha okuyorum. İnna enzernakum yevme yenzurul mer'u değil. Yevme yenzurul mer'u bu da değil. Doğrusu yevme yenzurul mer'u. Doğrusu bu. Diğerleri niye yanlış? Birinde mer'u dedim. Ra'yı incelttim. Halbuki kalın okunması gerekiyordu. Neden? Ra sakin, makabli fetha. Diğeri ikinci okuyuşumda hatalıydı. Bu sefer mar'u dedim. Ra'nın kalınlığını mime taşıdım. Kalın okudum. O da yanlış. Mimi ince, ra'yı kalın okumam gerekiyor. Üçüncüsünde doğruyu buldum. Bulmuş olduğum doğruyu bir kere daha okuyorum. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ وَفِرْعَوْنَ 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 Doğrusu bu. وَفِرْ olmaz. Ra sakin, makabli kesre olduğu için ince okumak vacip. Bir daha doğrusunu okuyorum. وَفِرْعَوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ Doğrusu bu.
Hem vakfettim, hem vasd edip üçüncüsünde tekrar vakfettim. Yani vasd ederken ve vakfederken incelik, kalınlık bakımından ne gibi değişiklikler oluyor göstermek maksadıyla. Yoksa bu şekilde okunmayacağını biz de biliyoruz. Talim olduğu için tolere edilebilir. Vel-fecri derken geçiyorum. Eğer durmuş olsaydım orada da ra'yı kalın okumak gerekiyordu. O da Fecr suresinin ilk ayetidir. Vakfederek okumuş olsaydım vel-fecr ve-leyalin aşr olacaktı. Her ikisi de kalın okunacaktı. Ama birincisinde vasfetmeyi tercih ettim. Vasfedince ince okunacağını bilmeniz açısından, öğretmek açısından. İkincisinde vakfettim. Vakfedince ne oluyor? Sonundaki ra kalın okunuyor. Bir daha dikkat. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٍ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٍ Her iki ra'yı da ince okumam gerekiyor. فَذَكِّرْ مُذَكِّرْ diye kalın okumak hata. Bir daha doğrusunu okuyorum. فَذَكِّرْ اِنَّمَا Kir el-azab el-ekber el-azab el-ekber el-azab el-ekber. Doğrusu bu. El-azabele-e. İki tane hata. Ne yaptım? İki lamada hareke verdim. Halbuki hareke vermeden okumak gerekiyordu. Her ne kadar bu misallerimiz ra ile ilgili ise de önceki konuları ihmal etmeden onları da doğru okumaya devam etmemiz gerekiyor ki tekrar geriye başa başa dönmeyelim. Burada B harfi ince bir harftir. B, ra kalındır çünkü durduğumuz için ra sakin, makabli yani bir önceki harf B harfi fethalı konumu itibariyle kalın okunuyor. Ber, ber şeklinde. Bir daha okuyorum. El-azâbel-ekber. وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. Doğrusu bu. Burada yapılan hatalar vav oluyor. Vav kalınlaşıyor bir. Vav ince. Vav. Evet, birbirinden de ayırmadan ve gayının üzerinde de fazla oyalanmadan. Vav firlene. Hata. Ne hata? Gayında çok oyalandı. Fir değil, fir. Neden? Ra sakin, makabli kesre onun için. Verhamne olmaz. Neden? Çünkü ra sakin, makabli bir önceki vav, fetha. Kalın okumak gerekiyordu. Ver, var olur mu? Olmaz. Çünkü vav ince harftir. Var diyemezsin, kalın okuyamazsın. Ham, ne oldu? Mim kalınlaştı. Mim de ince harf. Hem,
hammene diye sakine harekete veremezsin. Bütün bunlara dikkat ederek bir daha okuyalım buyurun. وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Doğrusu bu. Yanlışlar nerede? Semavat diye o mimi ve vavı kalınlaştırmak hata. Artık oralara dönmememiz gerekiyor. Mim ve vav harfinin ince olduğunu ta ilk konuda öğrenmiştik. Fetha, fethametli, fetha tenvinli telaffuzlarda dikkat edilecek hususlarda anlatmıştık. Artık ta buraya gelmişiz. Semavat diye o mimi ve vav harfini kalın okumak artık affedilecek bir hata değil. Dikkat edelim, geriye dönmeyelim. Ve'l-e olma ihtimali var. Sakine hareke verdik, hata. Ar Ra'dan etkilendi, kalınlaştı hemze, hata. Er, bu sefer hemzenin inceliği Ra'ya bulaştı, onu inceltti, o da hata. Bütün bu hatalara düşmeden okumamız gerekiyor. Bir de sonundaki vat harfine vakfettiğimizde kalın geçmemiz gerekiyor. Ve vakfettiğimizde çok abartılı bir şekilde sakin harfin üzerinde fazla oyalanmak suretiyle vızıltıyı çoğaltmamak gerekiyor. Ve ra'dan dat harfine de bağlarken sakinden sakine bağlantıda genellikle duraklamalar, sekte veya sektecikler oluşur. Bunları da oluşturmamaya dikkat etmek gerekiyor. Bir daha okuyalım şimdi. Fis semawati vel erz nehar neharun nehar vakfettim, bastettim, tekrar vakfettim. Şimdi burada dikkat edilecek en önemli husus, H harfi ince bir harf. Ve önüne met harfi olan elif gelmiş, bir elif miktarı uzatılacak, H diye. Ama sonundaki ra'yı da vakfettiğimizden dolayı sakin okuduğumuz için arizi bir sükun gelmiş. Durmaktan dolayı gelen bir sükun. Harf-i metten sonra, sebeb-i metten sükun-ı arız geldiğinde dört elif miktarı okumamız gerekiyor. Çünkü artık metti tabi olmaktan çıkıyor. Metti arız oluyor. Tahkik usulüyle okuduğumuz için dört elif miktarı uzatıyoruz. İşte bu uzatma ince olarak devam edecek. Dört elif boyu bu incelik korunacak. Yarı yolda A'ya yamulmayacak sesimiz. Öyleyse dikkat edelim. Nehar değil. Nehar. Doğrusu bu. Evet, ilkinde ne yaptım? Yarı yolda iki elif boyu kadar ince okudum. Sonraki iki elifi de kalına yamulttum. Yanlış. Neher. O da yanlış. Ra'yı ince okudum kalın okumam gerekirken. Bir daha okuyorum son kez. Neher.